Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız öklit bağıntıları. Dikten dik çizilirse öklit bağıntısını uygularız. Birinci öklit bağıntısı h kare eşittir p çarpı k. Şurada görüyorsunuz. İkinci öklit bağıntısımız b kareye ait. Sağ tarafta büyük üçgende sağ tarafta sağa dayalı olacak arkadaşlar. Onu da mavi kalemle göstereyim. B kare eşittir. K çarpı K artı P eşittir. E, üçüncü bağıntımız da C kare eşittir. Bu da sol tarafta sola dayalı olacaktır arkadaşlar. Yani P çarpı P artı K'ya eşittir. C kare. Bir daha A çarpı H, B çarpı C diye bir şey var da bence bunu bilmenize gerek yok. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli sadece yükseklik eksikse e o zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Üçgenin alan formülünden gidersiniz. Üçgenin alan formülü nedir arkadaşlar? B çarpı ee, hem taban çarpı yükseklik bölü 2 a çarpı h bölü 2 alan hem de nedir b çarpı c bölü 2 eşittir arkadaşlar. E bunlar birbirine eşitse bölü 2'ler gitti a çarpı h b çarpı c eşit oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar bunlarla da ilgili örnek sorular aşağıda var. Çözümleri de mevcut zaten. Beni ilgilendiren kısım burası. Hemen şuraya şöyle bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Dikten dik çizilirse öklit bandısı. Yalnız bir dik üçgen varsa Hocam ek çizim yapalım. Bir dik çizelim dikten. Öyle bir ek çizim yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, hala hazırda verilmişse kullanıyoruz. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bizden AD bölü FD isteniyor. FD'ye bir X diyelim arkadaşım. Şuraya baktığımız zaman dikten dik çizilmiş. Yani şuradaki üçgende ne var? Bir öklit bağıntısı var. X istenildiği için hemen X'in karesi eşittir. 2, 8 çarpı 2. 16. Buradan X'i kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Sonra FD isteniyor. PD bir de AD isteniyor. AD. EAD de arkadaşlar şunun tamamına Y diyecek olursak bu sefer yine büyük dik üçgende dikten dik çizilmiş öklit. Y karede neye eşittir? 8 çarpı 6. Y karede eşittir. 8 çarpı 6'dan buradan Y kök 48 geliyor. Kök 48 de nedir arkadaşlar? 4 kök 3'dür. Şimdi bizden ne isteniyor? A, F, A, D. kaç bulduk arkadaşlar? Y. Y bölü X isteniyor. Y'yi 4 kök 3 bulduk. E, X'i de 4 bulduk. 4 kök 3 bölü 4'ten şu, şu gitti. Cevabımız da ne yaptı o zaman arkadaşlar? Kök 3'e eşit oldu. O zaman sorumuzun cevabı böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 2'ye. Bir dikdörtgen vermiş ama dikdörtgende otomatikman bunlar 90'ar derece değil midir arkadaşlar? Evet. Aa hocam sayılara baktığımız zaman şuraya yoğunlaşacak olursak arkadaşım. Burada bir dikten dik çizilmiş ök var mı? Var. Hemen uygulayalım arkadaşım. Şuraya h diyecek olursak h kare eşittir 1 çarpı 4'ten h'ı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. h 2. E sonrasında hocam burayı bulmak için de öklüt uygulayalım. Hayır. Pisagor varken niye ne, ne gerek var da 1 2 ise burası kök 5. 2 4 ise burası da 2 kök 5 oldu mu? Oldu. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. Hmm. Arkadaşlar şurada da bir öklüt var mı? Var. Yani 4'ün karesi bu çarpı bu değil midir? Şuraya a diyelim. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı A'dan dolayı buradan 16 bölü 2'den A'yı 8 buluruz. E A 8 ise buradaki Pisagor'dan dolayı 4 8 ise burası da 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı 4 kök 5 gelir mi? Gelir. Yani ikinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 3'e. ABC dik üçgen. Bakın dikten dik çizilmiş. Öncelikle şuradaki H'ı bir bulalım isterseniz arkadaşlar. Şuraya H diyecek olursam. H kare eşittir 9 çarpı 16'dan yani 144 yaptı. Kaçta buradan kaç çıktı? 12 çıktı. Hocam burası 12 ise 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Hemen dik üçgen Pisagor bağıntısını yaptık. E, 20 ise o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 8. E, hocam ondan sonrasında burada da 9, 12 ne üçgeni var? 15 üçgeni var. Bizden AE uzunluğu isteniyor. AE uzunluğunu bulmak için şuradaki dik üçgende Pisagor'u yaparsak AE'yi bulur muyuz? Buluruz. Dik kenarlar kaç? Biri 8, biri 15. 8, 15 ne üçgeni arkadaşım? 17 üçgenden. Cevabımız böylelikle Cehan oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam dikten dik çizilmiş. Dik yalnız burası AB ile BC mi dik? Bakıyorum evet. Dik tamamında arkadaşlar. Ama hocam ben bunu uygularsam olmaz. H kare işte P çarpı K 2 bilinmeyen olmuş olacak. Şuraya bir Y dersem Y ve X olacak. Ama öncelikle şuradakinde bir öklüt yaparsam en azından Y'yi bulmuş olur muyum arkadaşlar? Bulmuş oluruz. Hadi bakalım burada Y'yi uygulayalım. Y kare eşittir 9 çarpı 4'ten 36'tan Y'yi kaç buluruz? 6 buluruz. Hocam Y 6. Şimdi dikten dik çizilmiş. Bunu kullanalım arkadaşlar. Dikten dik çizilmiş. 9'un karesi de bu çarpı bu değil mi? Evet 9'un karesi de 9 çarpı x'e eşit. Buradan da x kaç geliyor arkadaşlar? 81 bölü 9'dan 9 geliyor. Yani dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Birim kareler. Evet birim karelere bölünmüş. 48 birim kareye bölünmüş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şuradaki uzunluk kaç? 6. Buradaki uzunluk kaç? 8. E 6 8 ne üçgen arkadaşım? 10 üçgeni. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse ne yapacağız? Hocam dikten de dik çizilmiş. Alandan gitmek daha mantıklıydı. Alan dediğimiz şey hem 10 çarpı x bölü 2 eşit. 10 çarpı x bölü 2. Hem de dik kenarlar çarpımının yarısı. 6 çarpı 8 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti. 10 x eşittir 48 ise x'i buradan kaç buluruz? 4,8 olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik 6. soruya. Hocam bak muhteşem şu çizilmiş. E, muhteşem şu varsa hemen ilk işimiz nedir? Hop şuradaki dikliği oluşturmak. Hocam burası dik. Bak ek çizimden dolayı dikten dik çizim demedim. Muhteşem üçlüden dolayı dik oldu burası. E sonra adam bana kök 13 vermiş. Ebenin uzunluğu neredesine be? Şurası. Şurası kök 13. Hocam burası kök 13, burası da kök 13, burası da kök 13 olarak verilmiş. Yani toplam burası kaç? 2 kök 13 mü? Evet. Dikten dik çizilmiş öküt bantını uygulayacağım. Hocam aç kare pk mı? Hayır. Sana ne verilmişse onu. Sana bu verilmiş. E buna ait. Sol tarafta sola dayalı öküt bantısı. Yani 2 kök 13'ün karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x olacaktır arkadaşlar. Hocam bu 52. 52. 52 ile 4 sadeleşince 26 13 bu çıkıyor. 13 eşittir 4 artı x'ten x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 9 olarak buluruz. 6. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de verilen 240 cm uzunluğundaki sınıf tahtası ABF dikdörtgeni biçimli dijital ekran ve BCDE dikdörtgeni biçimli sağa sola kaydırılabilir bir kapağı. Kapağın bir kenar uzunluğu 120. Şu EBA yazan yer de 120 arkadaşlar. Devam. Sonra kapak şekili ki ok yönünde x santimetre kaydırıldığında dijital ekranın AB uzunluğu şurası arkadaşlar AF yüksekliğinin yarısına eşittir. Yani burası K iken burası ne diyor sana 2K diyor. Hocam dikten dik çizilmiş. Burada bir öklit var mı? Var. Şurası 90 derece. Buraya A diyecek olursak 2K'nın karesi eşittir K çarpı A'dan. Hocam 4K kare eşittir K çarpı A'dan. K'lar gitti. Buradan 4K eşittir A'ı bulduk. Evet A'yı 4K bulduk. Arkadaşlar bu siyah bölmeli kısım kapak Kaç birim uzunluğundaydı? Bakın şurası 120 birim uzunluğu 120 santimetre uzunluğundaydı. Ben buraya ne buldum? 4K buldum. Yani 4K eşittir 120 ise K'yı buradan kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden ne istediği son durumda oluşan A, E üstü, C üstü açısı dik açı olduğuna göre şurası dik açı olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor. Şuradaki kaydırma mesafesi soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi uzunlukları yazalım. K 30 sa hocam burası 120. Eyvallah. K buradan ne çıktı arkadaşlar? 30. E hocam ee, tamamının bunun kaç yapması lazım? Şuraya bakacak olursanız bunun tamamı kaç? 240. E hocam bunun da tamamının 240 olması lazım. E hocam buraya da x dediğimiz zaman 30, 120, 30, 120 ve x'in toplamının ne olması lazım arkadaşlar? 240 olması lazım. x'i de buradan kaç buluruz arkadaşım? 90 buluruz. Yani 90 cm kaydığında... Ee, bu olaylar gerçekleşiyor. O zaman cevabımız kaçıncı soruda? 7. soruda cevabımız Balıkesir oldu ve bu bölümü de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bir bölümde yani 6. bölümün sorularında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.